Merhaba arkadaşlar. Bugün MATLAB programında matematiksel işlemlerden bahsedeceğiz. Bunların anlamlarından ve işlemlerinden bahsedelim size. Yani toplama sembolünü artı ile gösteriyoruz arkadaşlar. Çıkarma sembolünü eksiyle gösteriyoruz. Çarpma sembolünü yıldızla gösteriyoruz arkadaşlar. Bölme sembolünü gördüğünüz gibi. Üs alma sembolü ise gördüğünüz bu sembolle gösteriliyor arkadaşlar. Komut satırına 12 artı 32 yazıyoruz. Bölü parantez içinde 4 eksi 2 parantezi kapatalım ve kübünü alalım bunun. Çarpı 5 diyelim. Enter tuşuna basarsak MATLAB'da önce parantez içini yapar. Yani 4 eksi 2'yi 2 olduğunu gösterir. Sonra 2'nin kübünü alır. 8 bulur ve 32 8'e bölünür. 4. Bu da 5 ile çarpıldığında sonucumuz 20 olur. 20 ile 12 toplanırsa da 32 elde edilir arkadaşlar. Şimdi temel matematik fonksiyonlarından bahsedelim. MATLAB'da bazı matematiksel işlemleri yaptırmak istediğimizde matematiksel fonksiyonlar kullanırız. MATLAB'da matematiksel fonksiyonlardan bazıları ELFun, temel elementary fonksiyonlar demek. SPECFun, özel spesiyel fonksiyonlar demek. DataFun, veri yani data fonksiyonları demek. STRFun, metin karakter dizisi yani string fonksiyonları. IOFun, dosya giriş çıkışı, input, output fonksiyonları için. TimeFun, tarih, zaman yani time fonksiyonları demek için arkadaşlar. Örneğin temel fonksiyonlar ve anlamlarını görüntülemek için help, elfun yazıp metin fonksiyonlarını ve anlamlarını görüntülemek için de help, strfun yazılır. Bunlardan bazılarını gösterelim. Önce elfun'u gösterelim. Help, elfun yazıyoruz. Gördüğünüz gibi birçok fonksiyon işlem çıktı arkadaşlar. Yani sin için biliyorsunuz sinüs, kosinüs, asinüs, tanjant mesela tanjant işlemimiz var. Kotanjant işlemimiz var. Logaritma için gördüğünüz gibi. Bunların değerleri arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili zaten örnekler yapacağız sizinle. SPECFun için yapalım şimdi de. SPECFun. Cross AB, A ile B vektörünün vektörel çarpımı demek arkadaşlar. Sonra faktör mesela. Faktör de A ile N sayısının çarpanlarını bulur. Veri, data fonksiyonları için de data fun yazıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da çıktı. Mesela maksimum A için A dizisinin en büyük elemanını bulur arkadaşlar. Minimum için de en küçük elemanını bulur. Şimdi bunları zaten örneklerini yapacağız. Örnekle devam edelim arkadaşlar. Şimdi A eşittir. Kesme işareti denizli. Kesme işareti noktalı virgül. Ve find str yazalım. Parantez içinde. A virgül. Kesme işareti zl. Kesme işareti parantezi kapatalım. Ve sonucumuz ekranda görünecek arkadaşlar 5. Gördüğünüz gibi harflerimiz arasındaki mesafeden bahsediyor. Yani D, E, N, I ve Z, L'nin 5. olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Şimdi diğer örneğe geçelim. Find str için parantez içinde kesme işareti Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümü yazacağız. Tabi Türkçe karakterler kullanmasak Üniversitesi Fizik Bölümü. Kesme işareti virgül. Tekrar boşluk yapalım. Kesme işareti fizik. Kesme işareti parantezi kapatalım. Yani fiziğe kadar olan bütün harfleri sayısını bize gösterecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 24'müş.